Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, sabah sabah size güzel bir haberle başlayayım mı? Harika bir haber, çok güleceksiniz. Yo vallahi şaka falan yapmayacağım ama haber, ciddi ciddi bir haber. Efendim 17-25 hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz. Çikolata kutularını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz çünkü görüntüleri vardı. İçinden ne çıkmıştı? Dolar. Kim göndermişti çikolata kutularını? Reza Zarrab göndermişti. Kime göndermişti? Egemen Bağış'a göndermişti. Bakan. Avrupa'da müzakerelerinden sorumlu bakan. Haberler böyleydi, görüntüler öyleydi. Dinledik, gördük her şeyi falan. Ha ama iddia olarak kaldı sadece. Kanıtlanmadı değil mi? Kanıtlanmadı. Neden? Çünkü Yüce Meclis, Yüce Egemen Bağış'ı ve diğer arkadaşlarını yargılanmasını kabul etmedi. İftira atıyorsunuz sayın bakanlarımıza dediler. AKP'liler ve MHP'liler. Aa MHP'liler. Tabii beraber. AKP, MHP biliyorsunuz. Onlar aynı kaba şey yaparlar, kaşık sallarlar. Egemen Bağış Pırak Büyükelçisi oldu. Ya vallahi billahi şaka yapmıyorum ya. Ekmek musaf çarpsın yapmıyorum abi. Eğer yalan söylüyorsam, şaka yapıyorsam ha böyle yan bakayım abi dilim ensemden çıksın. Sahi abi ciddi haber. Vallahi ciddi haber ya. İnanılacak gibi değil ama öyle abi. Öyle abi söyle bana büyükelçini. Söyleyeyim sana demokrasinin kalitesini. Bugün bütün gün aklıma geldikçe gülerim. Ya şaka gibi bir memleket olduk değil mi? Vallahi şaka gibi. E abi böyle istersen abi. Ha bu arada Lübnan Büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık, fırçaladık. 5-6 kişi Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde provokatif eylem yaptı ya. Büyükelçiyi çağırdık abi. Onu da kovarız yakında. Zaten Lübnan kaldı. Bir Ürdün kaldı galiba. Ürdün'le de aramız pek parlak değil. Yakında onlarla da iyice kapışırız. Şaka gibi değil mi? Vallahi şaka gibi ya. İnanın vaktim olsa Türkiye üzerine, sırf Türkiye siyaseti üzerine bir roman yazacağım. Sırf. Müzahi. Ya başarabildiğim kadar, başaramazsam sevgili Cem Yılmaz'dan biraz destek isterim, yardım isterim. Hatta Demirel'e danışırım. Yılmaz Erdoğan'a sorarım biraz. Gülse'ye biraz takılırız. Bacım biraz bize yardımcı ol diye. Ortaya bir şey çıkar herhalde. Onlar da dedeyi kıracak halleri yok ya. Evet canlarım benim, güzellerim benim. İstanbul Belediyesi'ne geleceğim mi gelmesem mi bilmiyorum ama bundan çok uzun yıllar önce, baya baya yıllar önce, yani Osmanlı döneminde diyelim ona artık, devlet Edirne'ye valiyle bir müfettiş gönderiyor. Müfettiş yolda Edirne'ye gitmeden önce bir köylüye misafir oluyor. Yol üzerinde köylerden birinde. Yaşlı da bir adamcağız. Yaşlı derken işte benim bu yaşımda yani. Müfettiş de genç tabii ki haliyle. Evet canlarım. Şimdi biraz sohbet ediyorlar. Müfettiş bizim Trakyalı amcaya soruyor. Baba diyor. Yaşın bayağı iyi diyor. İyidir diyor. Kaç vali gördün diyor bu yaşına gelince kadar. Oo, unuttum be ya diyor sayma. 10 mu 15 mi? Çok vali geldi geç. Çok diyor. En iyi hizmeti kim verdi? Hangi vali verdi? Hatırlıyor musun diyor. Hatırlarım diyor. Kim? Mustafa Paşa diyor. Mustafa Paşa ne gibi hizmetler etti sizin peki diyor buraya diyor Edirne'ye köylere falan çevreye. Ha diyor. Mustafa Paşa diyor köyde gelirken yolda gelirken öldü vefat ettiydi de diyor. Onun için en iyi vali oydu diyor. AKP'li en iyi vali, en iyi belediye başkanı hiç göreve gelmeyendir abi. Gelen valiler, gelen belediye başkanları evlere şenlik. Yok abi böyle bir şey. Belediye başkanları, valiler, kaymakamlar. Abi ne bunlar ya? Ya nelere çatmışız ya. Türkiye hala ayakta. Vallahi. Osmanlı'dan kalıntı var. Genlerimizde var.
Dış güçler bir taraftan, iç güçler bir taraftan yıkılmıyoruz be ya. Yıkamıyorlar. Canlarım benim. Güzellerim benim. Neyse biraz daha ciddi şeyler söyleyeyim. Anlatayım. Türkiye'ye AKP hükümetleri 17 yıldır algı operasyonlarıyla yönetiyor. Evet. 17 yıldır algı operasyonlarıyla yönetiyor. Yandaş medyada, iktidar medyasından bir tanesinde bir haber gördüm. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya, Erbakan, Allah yat yerin öresin. Erdoğan dedi ya Avrupalılara, biliyorsunuz yine bastı gazı, açarım kapıları dedi, gönderirim hepsini. Bunu der demez Erdoğan daha, hemen Avrupa'dan aramışlar. Ne kadar parayı sersen verilip sakın kapıları açma demişler. Vallahi haber böyle, billahi böyle, haber başlığı böyle abi. İçini de okuyorum, böyle abi bunları yazıyor. Abi sanırsınız ağır kapısı burası. Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin gümrükleri yok. Kapıları açıyoruz, ağır kapılarını. Bizden hemen girip öbür taraftaki kapıdan geçip gidiyorlar Bulgaristan'la Yunanistan'a. Abi Bulgaristan'la Yunanistan gidiyorlar da Avrupa'da Bulgaristan'la Yunanistan'ı kim takar? Ya onların derecek bize parayı göndermeyin diye. Ya böyle şey olur mu ya? Ya böyle şey olur mu ya? Hani bir haber yalan olur ama içinde birazcık da doğru olur ya. İnandırıcı bir şey olur. Canlarım benim. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet olalı şu son bilhassa 10 yıldır gördüğü gibi ne medya gördü ne iktidar siyasetçisi gördü. Şeytan bunların yaptıklarını gördükçe kenardan böyle bakıp bakıp kendi kendine kahrediyordur. Ya da Allah'a isyan ediyordur. Diyordur ki Allah'ım Tanrım ya. Ya madem sen bu AKP'lileri yaratacaktın. Madem bu AKP gazetecilerini yaratacaktın. Ya beni niye yarattın ya? Ya günah bana ya. Ya ben bunların yaptıkları oyundan hiçbir şeyini bilmiyorum Tanrım Allah'ım. Ya da bunları bilirken bilmiş gibi kafamın bir tarafına yazsaydım diye herhalde isyan ediyordur şeytan. Şeytan bunların bildiği kadar oyun bilmez. Vallahi bilmez. Mümkün değil abi. Nereden bilecek zavallı şeytan? Allah Allah. Ya arkadaş be. İmamoğlu 1800 tane araç yığdı. 1800 tane görevde olmayan aracı getirdi. Yeni kapıya yığdı. 1800 aracın içinde bir tanesi CHP'li belediye meclis üyesiymiş. Bir tanesi. Bir tane. Abi yandaş medya 1799 aracı unuttu. Sadece o bir aracı yazıyor. Ya bak CHP'li belediye meclis üyesinin aracını getirdiler, çektiler falan. Bir tane vardı ya, İmamoğlu'na seçimlerden önce Pontus Rubu dedi. Bir belediye başkanı var. Hangi ilçenin İstanbul'un bilmiyorum. O ise Allah Allah, araçların hiçbirisi, hepsi pardon, belediyede hizmetli görevliymiş. Ya şu anda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bilgisayarlarda yanlış bilgiler varsa o yanlış bilgileri veren de sizin gene belediyeniz kardeşim. Allah Allah, değil öyle. Çıka çıka bir tane CHP'li araç çıktı. Ama bu diyorum ya, bu AKP öyle bir siyaset yapıyor ki şeytan kahrediyor kendisini. Şeytan kahrediyor. Geçenlerde de İstanbul sel bastı, hatırlıyorsunuz. Ağa babaları ne dedi? İşinin başında ol dedi gidip tatil yapacağına. Arkadaş be, 25 sene İstanbul'u yönettiniz. 25 sene. Her sene bu yağmurlar yağdığında İstanbul'u sel bastı. Esnafın malları, mülkleri perişan oldu. Satacakları her şey. Evleri sular bastı. Oturma takımları, bütün her şey perişan oldu. İnsanlar rezil rüsva oldular evlerin içlerinde, kendi evlerinde. 25 sene bunu çözmediniz sorunu. 40 günlük belediye başkanınızı suçladınız. Yuh ulan be. Ya vallahi yuh, billahi yuh ya. Ay şeytan, şeytan haklı. Abi bunların oyunları şeytanın aklına gelmez. Peki ne yapıyor bu arkadaşlar? Bunların yaptığına algı operasyonu denir. Algı operasyonu. Daha önce bu kitabı göstermiş miydim? Gösterdim mi? Ha bak dursun dursun, biraz uzun dur. Evet. Bakınız efendim. Forbach başyapıtlarından biri olan Hristiyanlığın özünün ön sözünde şöyle diyor.
Çağımız kuşkusuz imajı şeyin kendisine, kopyayı orijinale, temsili gerçekliğin yerine, görünüşü varlık yerine tercih etmektedir. Dolayısıyla kutsal olan sadece illüzyondur. Fakat gerçeklik de din alanının dışındadır. Hatta kutsama törenleri gözlerde büyütüldükçe gerçeğin azalması söz konusudur. O kadar ki son kertesine kadar kutsallık dolu olan şey aynı zamanda son kertesine kadar illüzyon ile doludur. Büyük Üstad AKP'li siyasetçileri tarif etmiş. Abi bu kadar algı operasyonu ben görmedim ya. Ya bu kadar doğruyu yalan gibi anlatan, yalanı doğruymuş gibi sunan başka hiçbir siyasi parti sözcüleri gelmedi Türkiye'ye. Abi Süleyman Demirel falan bunların çırak kalır ya. Süleyman Demirel nerede ya? Siyasetçi falan derdik biz ona. Çok büyük siyasetçi. Süleyman Demirel. Yani yalan yapardı ama çok az yapardı. Abi bunlar çok şaşırınca doğru söylüyorlar. Ya vallahi gülüyorum ya. Nasıl gülmeyeyim arkadaş ya? Nasıl gülmeyeyim? Sen 1800 tane araç daha da gelecek arkası pazara kadar. 2400 tamamı. Abi belgeleri var. İstanbul Belediyesi'nde belgeleri var. Belgeler şu anda İstanbul Belediyesi'nin başkanının elinde. O belgeleri düzenleyenler de İstanbul Belediyesi'nin çalışanları. 40 günde belge düzenleyecek, 40 günde 2400 tane araç kiralanacak hali yok ya. Bütün hepsi kimden nasıl ihale edilmiş belli. O araçların kimlerden ihale kiralandığı da çıkacak ortaya. Kimlerden, kimin akrabaları, kimin kayınları, kimin kayınçoları, kimin yeğenleri. Hepsini öğreneceğiz. Soymuşlar İstanbul'umuzu, soymuşlar. Canlarım benim be. Şimdi de 1800 içinde bir tane yalan var. Diyelim ki 1800 pirinç içinde bir tane küçük pirinç tanesi çıkmış. Kara. Kara bir tane. Tamam mı? Şimdi onu gösteriyorlar. E kalır abi. Demek ki kalmış. O da yanlışlıkla olmuş olabilir. Ama algı operasyonunda o kadar ustalar ki. Hadi ben bir şey demiştim bunlarla ilgili. Biliyorsunuz beni mahkemeye verdi. Biliyorsunuz değil mi? O yine ayrı, o ceza davası değil. AKP Genel Merkezi beni mahkemeye verdi. Tabii tazminat davası açtı. Benden 50 bin lira istiyor. Neden? Demişim ki bu AKP zihniyeti öyle bir zihniyettir ki şeytanı şey yapar, bir şişenin içine tıkar. Şeytan 40 sene sonra beni bu AKP zihniyeti şey yaptı der. Demişim bu hakaretmiş. Ya övdüm sizi be. Uyanık dedim daha ne diyeyim. Bak şimdi Şeytan sizi gördükçe kendi kendine kahrediyor. Ben niye bunlar kadar zeki değilim diye. Canlarım benim. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Saat 13'te buluşmak üzere. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.